İstanbul Büyükşehir Belediyesi daire başkanlarından Yavuz Saltık hakkında Diyarder davası kapsamında terör örgütü PKK'ya yardım etme suçundan dava açıldı. Ve şimdi dava ile ilgili detayları CNN Türk muhabiri Ceylan Sever'den alacağız. Ceylan telefon attığımızda. Kaan Temeltaş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca PKK KCK'nın hedefleri doğrultusunda faaliyet yürüttüğü öne sürülen Diyarder'e İBB sosyal yardım kartlarını verdiği iddia edilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yavuz Saltık hakkında dava açıldı. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede yardım kartı verildiği tespit edilen şahıslardan özellikle kırmızı kategoride yer alan PKK örgütünün sözde BOTAŞ sorumlusu Özgür Gabar Kod adlı Fırat Şişman'ın babası Maruf Şişman ve yine PKK terör örgütünün Yunanistan Lavrion kampında bulunan PKK terör örgütü üyesi Davut Özmen'in babası Abdülmelik Özmen'e 3 adet teslim edildiğine yer verildi. Bu yardım kartlarının ve savcılık Yavuz Saltık için 10 yıla kadar hapis cezası istedi. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede o İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Diyarder davasında tanık olarak dinlenilen İBB çalışanları Nilüfer Taşkın ve Yavuz Saltık hakkında sosyal yardım kartlarının dağıtılmasına yönelik kayıtlardaki tespitler sebebiyle mahkemenin suç duyurusunda bulunduğuna da yer verildi. Diyarder davası zaten bir süredir İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyordu. Peki. Buradaki ifadeler sonucunda bu kişilere suç duyurusunda bulunmuştu. Yavuz Saltık için 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi ve davaya 1 Aralık'ta aynı mahkemede başlanacak. Evet, CNN Türk muhabiri Ceylan Sever'e detayları aktardığı için teşekkür ediyoruz.